Merhaba, ben doçent doktor Ali Gürsoy. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün size menopozla ilgili merak edilen sorulara cevap vereceğim. Menopoz, bir kadında adet döngüsünün kalıcı olarak sona ermesi demektir. Menopoz, adet görmeden 12 ay geçmesiyle teşhis edilir. Böylece menopoz sonrası dönem başlar. Ülkemizde ortalama menopoz yaşı 48-49'dur. Her kadında farklı şikayetlerin izlenebildiği bu süreçte en sık karşılaştığımız bulgular genellikle adet düzensizliği, sıcak basmaları, gece terlemeleri, sinirlilik hali, yorgunluk, uykusuzluk, cinsel isteksizlik ve duygu durum değişikliğidir. Menopozda görülen önemli sağlık sorunlarının bir tanesi de osteoporoz, yani kemik erimesidir. Kemik dokusu sürekli olarak oluşur ve kendini yeniler. Kadınlarda menopozdan sonra östrojen düzeyindeki azalmaya bağlı olarak bu yenilenme azalır ve buna bağlı olarak da kemik kayıp hızı artar. Kemik erimesine bağlı olarak başta kalça olmak üzere tüm vücutta kırık riski artmaktadır. Bu dönemde kalsiyum ve D vitamini desteğinin yanı sıra sigara ve alkol tüketiminin azaltılması, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme kemik erimesini yavaşlatacaktır. Kemik erimesi, yani osteoporozun yanı sıra idrar problemleri, kalp ve damar sistemi hastalıkları, hafızada azalma ve deride esneklik kaybı gibi belirtiler de izlenmeye başlanabilir. Menopoz sürecinin geciktirebilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Fakat uygulanacak tedaviler ile kadınlarda bir süreliğine daha adet benzeri kanamalar oluşturulabilir. Ama bu kanamalar menopozun geciktirilmesi anlamına gelmemektedir. Menopoz ve sonrası dönemde uygulanan tedaviler gerekli ya da zararlı mıdır? Menopoz döneminde kadın doğum doktorunun yapacağı rutin kontrol ve muayenenin haricinde pap smear testi, HPV DNA testi, kemik yoğunluğu ölçümü, mamografi ve meme ultrason görüntülemeleri de yapılmalıdır. Menopoz sonrası dönem her kadında birbirinden farklı bulgularla seyreder. Bu süreçte yapılacak destek ve ilaç tedavisi hastanın ihtiyacına göre planlanmaktadır. Tedavide esas kriter kişinin şikayetlerine yöneliktir. Bu sayede kadınların yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenir. Ayrıca menopozda çok önemli bir yer tutan beslenme için de bireysel beslenme planı yapılarak hastanın bu süreci en rahat şekilde atlatması planlanır. Menopoz ve sonrası dönemde doktorunuz tarafından aksi bir durum belirtilmediği ise yıllık düzenli kontroller yeterlidir. Kahve ve alkolün ayrıca kemik kitlesinde azaltıcı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle bu süreçte bu besinlerden uzak durmak gerekir.